Kuzey Irak'ta düşen helikopter vardı. Talebani'nin PKK'ya tahsis ettiği ortaya çıktı. Sonra ortaya çıktı ki bunlar hava koridoru kurmuşlar. Nihayetinde MIT'in bütün o e, sahadaki operasyonlarıyla Irak'ta paralize olunca, felç olunca e, İran kuzeyinden direkt olarak kara geçişi, lojistik geçişi orada tıkanınca bunlar Süleymaniye'den Suriye'nin kuzeyine hava koridoru kurmuşlar. İçinde 9 PKK'lı öldüğü ortaya çıktı. Bunlardan biri de e, Suriye'deki PKK-YPG'nin elebaşı e, Mazlum Kobani Kod adlı Ferhat Abdi Şahin. Amerikalı Nin? başsağlığı yayını. Başsağlığı dilediler. Şimdi keşke onunla kalsa. Yıl dönümünü ben, e, yıl dönümünün görüntülerini ekranlara getirelim. E, 18. sırada e, söz konusu e, söz konusu teröristleri anmak için ki mazlum Kobani Kod adlı Ferhat Abdi Şahin bu. Pilot da pilot terörist de onun yeğeniydi. Şimdi dokuzunun resmi asılmış. Bunu yıl dönümünde yapıyorlar. Biz bu kadar net konuşuyoruz. İşte Süleymaniye diyoruz. Ee, Suriye'nin kuzeyine hava koridoru diyoruz. O helikopter düştü oradan ben zaten anladım. Gereğini yapacağım diyoruz. Ee, Amerika bu benim kırmızı çizgimdir. Ulusal <laughs> güvenlik haddimdir. Artık benim is ...haddim doldu diyoruz. Hatta Hakan Fidan'ın açıklamalarına da bakarız. Önceki gün CNN Türk'te e, Hande Fırat'ın sorularını yanıtlamıştı. E, yani Amerika'ya burada hani söylüyorum bir kaza ihtimali var dedi. Yani bu kadar net konuşuyoruz. Aynı günlerde Suriye'de, Kamışlı'da söz konusu PKK helikopterinin düşmesi ardından ölen teröristler için bir anıt var. Sözde anıt. Oraya çelenk bırakılıyor. Çelenk de e, PKK'yı simgeleyen renklerle evet. bezenmiş e, bir e, çelenk. O çiçeklerle bezenmiş. Şimdi burada e, Şunlar da Amerikalı askerler. Bunlar Amerikalı. Amerikalı. E, yani İlkeriden bir... Burada törene katılan Amerikalı subaylar Çelenke özenle koyuyorlar, beraber fotoğraf çektiriyorlar. Ee, bu bu işte böyle aslında bir biz nizam falan aslında. Başının şey. sağ olsun dileğinde bulunmamız lazım. Amerikalıların PKK'lara evet. değil de topluca başınız sağ olsun falan dememiz lazım herhalde. Evet. Yani. Ee, şimdi buradaki törende Mazlum e, koban diyor ki Ferhat Abdi Şahin buradaki terör örgütü elebaşı. Amerikalı e, müttefiklerimize, Amerikalı ortaklarımıza destekleri için çok teşekkür ederiz. Bunu her zaman hissediyoruz. Yani tabii ki bunun hissedilmesi ve şu dönemde hissettirilmesi de herhalde şöyle bir fotoğrafın verilmesi Türkiye bu kadar kararlı mesaj verirken. E, buradaki komutanlar da sıkışıyor ve e, kayıplarından ötürü e, taziyelerini yineliyorlar. Burada açıklamalarda bulunuyorlar ve Diyorlar ki e, burada Suriye Demokratik Güçleri'nin yani PKK, YPG'nin varlığı bizim terörle mücadelemizde çok önemli. Sizinle başlayalım. Ne diyorsunuz biz bu kadar net konuşurken? Yani şimdi Türkiye Irak'la, e, Irak yönetimiyle önemli şeyler yapıyor. Yani operasyonu başlatmak için, e, yani da da mührünü çakmak o kedi e, kapatmak için. Ama karşımızda hep onu söylüyoruz ya yani maalesef. Ee, yani diplomasi böyle bir şey ama bir de katı gerçeklik var işte e, Amerikalıların açıkça her fırsatta e, PKK'lılara YPG'lilere desteğini gösterdiği bir süreç e, ve ben belki biraz sıkıcı olacak ama Esra. her seferinde olduğu gibi bu, bu böyle bir temizliği yaparken Amerikalılarla karşı karşıya kalmamız mukadder zira işte ee, bu bahsettiğimiz e, şehitlerimizin olduğu tarihten sonra yapılan operasyonlarda karşımıza çıktılar ve onlardan bir alacağımız var hatta. Yani Türkiye olarak bir siha alacağımız var. veya ben, e, ben Tabii bizim onlara verdiğimiz 50 milyar dolarlık bir hayat e, onu karşılamaz. Çünkü o bizim defterimizde başka türlü kayıtlı. Dolayısıyla e, bizim ne yapıp edip Amerikalıları ikna olmuyorlarsa ee, bunun o varacağı noktaları, varacağı e, yerleri onları da anlatmamız gerekiyor çünkü bir tarihi dönemeşten bahsediyoruz. Yani bakın bu boşlukların kapatılması ve Irak'ta bölgesinde PKK'ya kilit atılması e, çok Türkiye açısından çok tarihi bir dönemeş. PKK terör örgütünün devlete kurşun sıktığının 40. yılı bu yıl. Belki Bunu bu evet bu belki bir dönüm noktası. ...belki maalesef sürecin yani bu sürecin böyle devam etmesi gibi bir sonuç doğurabilir. Ama ben çok eminim devlet bu konuda çok kararlı ve bütün ağırlığını oraya vermiş durumda. Sadece sürecin biraz ilerlemesi, şartların olgunlaşması bekleniyor. Bir de tabii burada şu var, KYB her ne kadar Hakan Fidan tarafından risk bir tehdit unsuru olarak görülülmeye başlandığı söylense de... Ben e, KDP yönetiminin de Barzani, Barzani de. yönetiminin de çok ikinci olmadı. E, yani hiç, hiç güvenmediğim bir Peki. grup. E, yani onların da bir aşamada nasıl tavır alacağını e, çok bilemeyebilirsiniz evet. ama ben Türkiye'nin saha hakimiyeti, sahadaki bilgisi, tecrübesi yıllardan beri ve sahip Hı. olduğu kapasitenin onları da aşabileceğini ama buradaki ana e, şey önümüzdeki engelin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani onu, onu o o Türkiye ile çatışmayı göze alıyorsa Türkiye bu işi yapabilir. Evet. Bitirir. Şimdi zaferi kazanır yani. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın e, yani o kadar net mesajları var ki onları da e, birazdan satır satır ekranlara getireceğim ama üzerine bir görüntü daha ekleyelim. Bu teröristi anma. Üstelik de yani Türkiye'nin şu an şimdi 16 Ocak'ta o helikopter düştü. Talebani senin ne olduğunu biz anladık. O gün bugündür seni uyarıyoruz. E, yaptırımlarımız var. Bak hava sahasını kapattık Süleymaniye. Bunu kaldır diyorsun. Tabii. Kaldırmayacağım. Evet. Ve devam edersen eğer daha ileri adımlar vuracağım diyor yani. Vuracağım dediği bir dönemde. Orada hatırlayacaksınız bu helikopter düşünü konuşmuştuk sizinle. Evet. Amerikalıların verdiği bir helikopterdi. Onun üzerine çok yazılar falan da yazdı. Tabii tabii. İçlerindeki bir terörist. Şimdi biz Amerikalılar bir takım sorular sormuştuk o tarihlerde. PKK terör örgütü elemanı olduğu için Türkiye tarafından aranan, kırmızı bültenle aranan bir PKK'lı terörist. ha Diğerlerini bir yere koydunuz. Bir PKK'lı terörist, de, yani, bir evet. tane terörist o helikopterde ölenlerden, Kadın ölenlerden. Zaten. bir tanesi ne, ne arıyordu? Mazlum Kobani'nin yeğeni de evet. bunun e, pilotu çıkmıştı. Evet. Yani dolayısıyla bunu nasıl izah edeceksin? İzah etmediler. Biz Aslında, bilmiyoruz bakın, dediler. Yani, Amerikan Savunma Bakanı... E, şeyde senatoda ifade verirken aradaki ilişkiyi anlatıyor. Siz burada bir korgeneral, özel kuvvetler korgenerali'nin eee PKK'yı aslında nasıl sizin şeyle, gönderdiğiniz ses kaydı evet. haline getirdiklerini Tabii. kendi evet. gülümseyerek anlattığı örnekler Dalga varken geçer gibi, evet. yani bu çok çirkin bir oyun. Yani evet. yani Amerika'nın nasıl iki yüzü olduğunu tam anladık da yani artık evet. yüzümüze karşı bunu yapıyorlarsa Yapıyorum. ne anlama Türkiye, geliyor? Türkiye şu anda sahip olduğu hem iç dinamiği, gücüyle hı hı. hem de savunma sanayinde sahip olduğu şeyle, güçle bence bu işi kimseye evet. bırakmadan hallediyoruz. Yani bu işimizi mi zorlaştıracağız diyor, çekilmeyeceğim mi diyor, gerekirse savaşırım mı diyor. Üzerine bir e, görüntü daha koyalım. Onu da aktarmıştık. Hemen altında arkadaşlar bu SENTKOM komutanının e, ziyareti vardı. E, efendim Suriye'de şöyle bir Orta Doğu ziyaretine e, turuna çıktım. Efendim ben e, zaten İsrail'e falan da gidiyordum ama bak tesadüf o ki benim Orta Doğu'daki müttefikim kim? Terör örgütü PKK, YPG onları da ziyaret ediyorum dedi. Şimdi az önceki taziyeden anmadan Türkiye bu kadar gür ve net bir sesle bitti bu iş dediği noktada hani biteceksin. PKK'nın arkasından çekileceksin. Sen NATO müttefikiysen eğer terör örgütüyle ortaklık yapamazsın. Bu nettir bak kaza gelecek başına dendiği bir noktada hemen önce de yine Verelim arkadaşlar az öncekini. Yine e, Mazlum Kobani Kod adlı Ferhat abi e, Şahin'le e, sıkışan fotoğraflar bu. Az önce de yine e, Kamışlı'da bu sefer teröre taziyede, teröriste taziyede yine bir düzenek kurulmuş. Şimdi bunlar nasıl değerlendiriyorsunuz Deniz soracağım Türkiye bu kadar kararlıyken. Şu ne olacak yani yok. Amerika çıkmayacağım mı diyor, gerekirse savaşırım mı diyor. Burada bence bilançoyu çok net bir şekilde ortaya koymak lazım. Yani Evet bu haritalar Sykes, Pico ve San oluşturuldu hı hı. ama bugün 20 Mart ABD'nin Irak'ı işgal edin, e, resmen işgal edin 2003 itibariyle sayılırsa 21. yılı. 21 yıl, 21 karanlık yıl. Bu 21 karanlık yılın daha öncesi de var. 1991'deki 1. Körfez Savaşı'na itibaren ilk önce paraleller arası bir Irak yaratıldı. 36. paralelin üstü, 32. paralelin altı. 2003 e, savaşından sonra Tam işgalden sonra baktığımızda aslında 2005 Irak Anayasasıyla Irak'ta başkent, bölgeler, yerel yönetimler, merkezi olmayan iller diye bir yapı oluşturuldu ve bu bölgelerden dikkat edilecek olursa sadece Kürt bölgesel yönetiminin adı kondu. Diğer bölgelerin adı yok. Boşanma öncesi mal ayrımı rejimi, mal ayrımı gibi yani kimde yatlar kalacak, atlar kalacak derken petrol bölgeleri dikkat edilecek olursa Irak'ın kuzeyinde ve İran güneyinde bu anlamda Amerika'nın yaptığı müdahaleden sonra Irak'ta bakıyoruz ki bir yandan Amerika'nın zaten etkisi var ama bir yandan da İran'ın nüfuzu Şii Arapların çok daha fazla ön plana gelmesiyle Amerika sayesinde oksimoromi biçimde daha da fazla arttı. Yani şu anda biz bir şey arıyoruz. Sayın Dışişleri Bakanı gitti. Sayın Milli Savunma Bakanı gitti. MİT Başkanı Sayın ile mit beraber, başkanı beraber üçlü bir Niçin gitti. Onlar abi. devlet arıyor devlet. Irak'ta devlet arıyorlar. Irak'ta şu anda aranan devlet, Suriye'de aranan devlet. Bir de bunun üzerine 2011'de gecikmiş Arap Baharı ile beraber bu anlamda bakıldığında yani evet biz sınırımızdan öteledik 2016'daki operasyonlardan itibaren ama şu anda Suriye sınırı içerisinde PKK, PYD terör örgütü bir devletçiye sahip oldu. Bunun varlığı da bizim milli güvenliğimize aykırı. Sadece sınırımız boyunca olması değil. Onu da altın çizelim. Bu anlamda evet değerli komutanım çok güzel anlattı. Ee, bu anlamda bir kilit konuyor Suriye-Irak geçişini ortaya koymanız. Çünkü 900 artı 400, 1300 kilometre bazında Türkiye açısından karşımızda devlet yok. Klan, kabile, aşiret yapıların olduğu, her türlü kimliğin siyasallaştığı, terör örgütlerinin birer antita haline geldiği Basra Körfezi'nden Doğu Akdeniz'e kadar olan bir alanın devletsizleştiği bir kabusla karşı karşıyayız. Türkiye'nin kararlılığını sadece 2024 konjonktüründe değerlendirmemek lazım. Bu, 1980, Nedim Bey biraz önce söyledi, 1984'ten beri devam eden, hatta dönemin kurmay başkanı tarafından düşük yoğunluklu çatışma olarak adlandırılan, pek çok e, sivil vatandaşımızın, şehidimizin e, can verdiği olaylar. E, ama Irak'taki olaylara bakın, Irak'taki işgalde milyonlarca insan hayatını kaybetti. Aynen. Suriye'de devlet aranıyor ve bu anlamda, aslında Türkiye'nin ortaya koyduğu kararlılığı ben bir stratejik karar yani bir bilançonun kapatılması olarak görüyorum. Bu defterin kapatılması. Bu defter kapatılmazsa mesele şudur. Ben bunu risk ve bedel minimizasyonu olarak görüyorum. Yani George Kennan bunu başka anlamda ifade etmişti ama biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. Çünkü karşımıza ne var? Bob var, GOKAP var, kan, gözyaşı. Atatürk'ün ifade ettiği ulusal kurtuluş ruhu ve mazlum ulusların uyanışı bağlamında baktığımızda çağdaş ulus devletlerin yer alabildiği bir coğrafyanın olması için Türkiye'nin bu anlamda yapması gereken bu bilançoyu kapatmak ve nasıl kapatacak? Ancak askeri operasyonlarla kapatabilir. Çünkü laftan anlamayan bir çerçeve var. Ama temel sıkıntı da şu. Bu terör örgütünün ister Irak'ta, ister Suriye'deki mütefiki bizim büyük mütefiğimiz. Amerika Birleşik Devletleri. Hayır, ama... Bence İşin sıkıştığı nokta orada. Ama evet. şunu da hatırlatıp öyle isterseniz toparlayıp 1962 ile 75 arasında Irak'ta Molla Mustafa Barzani'nin başlattığı bir büyük Kürt ayaklanması vardı. Buna Şahın İran'a ve İsrail destek veriyordu. Ne zaman ki Irak yönetimi Batı'ya yanaşmaya başladı, 75 yılında bu destek kesildi. İran ikna edildi. İranlı Irak Cezayir anlaşması yaptılar. Irak Merkezi Kuvvetleri o dönemdeki peşmergilere saldırınca İran sınırı kapadı ve büyük katliamlardan biri daha gerçekleşti. Yani başka bir güce dayanarak bu güç Amerika dahi olsa güvenerek burada bir antite olmaya, bir devlet olmaya, bir siyasal denge noktası olmaya çalışırsanız o zaman bu bölgenin gerçekleriyle muhatap kalırsınız. Ne olursa olsun Türkiye'nin buradaki aslında diğer hani İran'da keşke bu konuda aynı duyarlılıkta olsa dört ülkenin topraklarını parçalayarak oluşturulacak Pentagon'un sponsorluğundaki bir uydu devlet engellenmeye çalışılıyor. Bir sözde etnik konfederasyon engellenmeye çalışılıyor haklı olarak. Çünkü Araplar devletsizleştirilecek. Başka gruplar ortaya konulacak. Şöyle bir onun son parantezi vardı. O da en son Suriye'deki olaylardan sonra hani biz sığınmacılardan bahsederken başka çerçeveleri tabii ele alıyoruz ister istemez. Kendi açımızdan bir stratejik göç mühendisliği ile demografik yapı değiştirildi. Ve burada PKK, PYD antitesinin, terör antitesinin devlet olmasını sağlayan bir yol haritası ortaya kondu. Onun için bütün bunların bilançosunu kapayacak tarihi bir hesaplaşmayı biz bu yaz sanki ya bu yaz Yapacak. olur sonbahar olur. tabii devletin bu noktadaki kendi kararıdır. Ee, en doğru hesaplama tabii devlet yetkilileri tarafından ortaya konacaktır. Ama bu e, 40 yılın 50 yılın belki de 100 yılların hesabının e, bu yaz ya da sonbaharda ortaya konulacağını görüyorum. Onun için bunu bir konjonktürel konu ya da işte şu andaki dengelerin ortaya koyduğu bir askeri operasyon değil. Bir stratejik bilançonun ortaya konması evet. ve hesabın kapatılması bağlamında değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi.